Merhaba gençler. İntegralde 5. bölümle beraberiz. Bu bölümde parçalı fonksiyonların integralinden bahsedeceğiz. Daha önce integralin özelliklerinde şunu görmüştük. Bir c değeri a ile b'nin arasında olmak üzere a'dan b'ye fixed x sorulduğunda bunu ben a'dan c'ye ve c'den b'ye fixed x şeklinde parçalayabiliyordum arkadaşlar. İşte parçalı fonksiyonların integrali sorulduğunda Farklı bölgelerde farklı fonksiyonlar tanımlanmışsa biz de bu kurala dayanarak fonksiyonu parçalara ayıracağız. f(x) parçalı fonksiyonu verilmiş eksi 2'den 1'e f(x) de eksi soruyor arkadaşlar. Baktığımda kritik noktasının 0 sıfır olduğunu, 0'dan küçük değerler için eksi 1, büyük değerler için artı 1 verdiğini görüyorum. O zaman ben de fonksiyonu 0'a göre parçalayacağım. Yani eksi 2'den 0 sıfır alacağım, 0'dan 1 alacağım. Eksi 2 sıfır aralığında hangisi geçerliymiş? Eksi 1 geçerliymiş. Dx. Sıfırla 1 bir aralığında 1 bir geçerliymiş. 1Dx. Bir Aldım integralini. Eksi x oldu burası. Eksi 2'den sıfıra. Aldım integralini. X oldu. Sıfırdan 1'e. Sıfır yazarsam sıfır. Eksi. Eksi 2 yazarsam 2. Artı 1'i yazarsam 1. Sıfır yazarsam sıfır. Buradan ne oldu? Eksi 2 artı 1'den cevabımız eksi 1 olarak geldi fx fonksiyonunu x eşit 2'ye göre parçalı olarak vermiş arkadaşlar. O zaman eksi 1'den 5'e integrali bulun diyor. Şimdi 2 kritik nokta olduğuna göre integrali 2'ye göre ne yapmalıyım? Parçalamalıyım. Eksi 1'den 2'ye alacağım. 2'den nereye alacağım? 5'e alacağım. Eksi 1, 2 aralığında neyi kullanacağım? 2'den küçük değerler için 6x'i kullanacağım. 2'den 5'e neyi kullanacağım? x kareyi kullanacağım arkadaşlar. Aldım integralini ne olur? 6x kare bölü 2'den 3x kare sınırlarımız eksi 1'den 2'ye. Aldım integralini x küp bölü 3 sınırlarımız 2'den 5'e. Sınır değerlerini yerine yazarsak ne olacak? 2'nin karesi 4 kere 3 12 eksi eksi 1 yazarsak 3. 5'i yazarsak yerine 125 bölü 3 eksi 2 yazarsak 8 bölü 3. İşlemleri yaptığımızda cevabın 48 olarak geldiğini göreceğiz. F(x) parçalı fonksiyonunu vermiş. Buna göre 3'ten 7'ye x integralini sormuş arkadaşlar. Nereler kritik noktalar? 3 var kritik nokta olarak, 5 var, 6 var, 7 var arkadaşlar. bize sordu aralığın içerisinde ne var? 5 var, 6 var. O zaman integrali buna göre parçalayacağım. 3'ten 5'e alacağım, 5'ten 6'ya alacağım. 6'dan 7'ye alacağım arkadaşlar. 3'ten 5'e aldığımda şu eksi 3 gibi durmuş artı 3 bu. 3'ten 5'e aldığımda hangisini kullanacağım? Eksi 3'ü kullanacağım. 5'ten 6'ya aldığımda neyi kullanacağım? 3'ü kullanacağım. 6'dan 7'ye aldığımda 2x eksi 6'yı kullanacağım. Alalım integrallerini ne olur? Eksi 3x 3'ten 5'e. E, ne olur bu? 3x 5'ten 6'ya. Ve e, 2x kare bölü 2'den x kare Eksi 6x 6'dan 7'ye. Buradan sınır değerlerini yazarsam yerine 5'i yazdım. Eksi 15 eksi 3'ü yazarsam ne olacaktır? Eksi 9 x9, eksi eksi 9'dan artı 9. 6 yazdım 18. 5'i yazarsam 15. 7'yi yazarsam 49 eksi 42'den 7. Eksi 6'yı yazarsam 36 eksi 36'dan 0. Buradan düzenlersek ne olacak? Şurası eksi 6. Burası 3. Burası da 7. 10 eksi 6'dan aradığımız cevap 4 olarak gelecek. 0'dan 1'e, 1'den 2'ye, 2'den 3'e, 7'den 8'e f üstü x dx'in integrali 50'ymiş arkadaşlar. Bunları birleştirelim. içleri aynı. 0'dan ne yapalım? 8'e f üstü x dx neymiş? 50'ymiş. Alırsak integrali ne gelecektir buradan? fx gelecektir. Sınırlar 0'dan 8'e olacak. Buradan da arkadaşlar yerine yazarsak F8 eksi F0 ne olacak? 50. F0'ı ne vermiş? 11 vermiş. Karşıya atarsak f de ne gelecektir? 61 gelecektir. Olduğuna göre demiş 0'dan 3'e Fx'de x eksi 5'ten 7'ye Fx'de x integralinin değeri kaçtır demiş arkadaşlar. Üstteki integrali 0'dan 3'e ve 3'ten 5'e şeklinde parçalıyorum. Bu şekilde yazabiliyordum arkadaşlar. Alttakini de 3'ten 5'e ve 5'ten 7'ye şeklinde parçalarsam karşıma bu durum çıkar. Bunları taraf tarafa çıkarırsam arkadaşlar ne olacaktır? Alttakini eksiyle çarpıyorum. Şunlar gidecektir. 3'ten 5'e fx'de x'ler gidecek. Geriye ne kalacak? 0'dan 3'e fx'de x eksi 5'ten 7'ye fx'de x kalacaktır. Bu da ne olacak? 4 eksi 10 eksi 6 olacak. Bizden de bunu istiyormuş. fx bölü 2 fonksiyonu vermiş. 1'den 4'e fx de x integralinin yerini istiyor. Bu tip sorularda arkadaşlar ya üstteki ifadeyi integrale benzetiriz ya da integral ifadesini üsttekine benzetiriz. Genelde öğrenciler üstteki ifadeyi integrale benzetmeyi tercih ediyorlar. Ben bir defaya mahsus alttaki ifadeyi yukarıdakine benzeteceğim. X yerine ne dönüşümü yapalım? U bölü 2 dönüşümü yapalım. Sınırları da dönüştürelim arkadaşlar buna bağlı olarak. X yerine ne gelmiş? 1 gelmiş. U ne olacaktır o zaman? X eşittir U bölü 2 olduğuna göre U 2 olacaktır. X yerine 4 gelmiş. U ne olacaktır arkadaşlar? 4 kere 2 8 olacaktır. Sınırlarımız böyle. Türevini alalım. DX ne olacaktır? DU bölü 2 olacaktır. O zaman yazıyorum yeni ifadeyi. 2'den 8 arkadaşlar. İçerisi ne oldu? F U bölü 2. U'nun yerine de değişkeni değiştirebiliyorduk hemen. U'nun yerine de X bölü 2 yazıyorum arkadaşlar. DX'in yerine de ne yazıyorduk? DU bölü 2. Hemen değişkeni değiştiriyorum. DX bölü 2 yazdım. Bakın ne oldu? Fx bölü 2. Fx bölü 2. ifadeyi aynı yaptım arkadaşlar. Peki 2'den 8'e bu integrali almamızı istiyor. Sınırlar neresi? 1. 1 o zaman parçalamamıza gerek yok. Çünkü birden büyük bu ifade arkadaşlar. O halde integrali ne alacağız? 2'den 8'e üstteki ifadeyi alacağız. Tabi 1 bölü 2'miz de var. 2x eksi 1 ifadesini alacağız. Alalım integralini. 2x kare bölü 2'den ne olacaktır? x kare eksi x olacaktır. Sınırlarımız 2'den 8'e. 8'i yazarsak 64 eksi 8'den 56 yarısı 28 olacak. 2'yi yazarsak 4 eksi 2'den 2 yarısı 1 olacak. Cevabımız da 27 olarak gelecek. İkinci yol olarak üstteki ifadeyi alttaki ifadeye benzetebiliriz arkadaşlar. Yani fx bölü 2'yi fx cinsinden yazabiliriz. Nasıl yazarız? x gördüğümüz yere 2x yazarak arkadaşlar. 2x yazarsak x gördüğümüz yere yukarısı fx olacaktır. Bütün x gördüğüm yerleri 2x yazıyorum. 2x var burada. Ne olacaktır? 2 çarpı 2x. 4x eksi 1. E, x yerine 2x yazarsak 3 tane 2x. 6x artı 1. x gördüğümüz yeri 2x yazarsam 2x büyük eşit 1 ve burada da 2x küçük 1 gelecektir. Burayı düzenlersek 4x eksi 1. 6x artı 1 burası. Ne olacaktır? x büyük eşit 1 bölü 2. x küçük 1 bölü 2 olacaktır. Şimdi integralimize geçelim arkadaşlar. 1'den 4'e istiyordu bizden. Bakıyorum 1 bölü 2'den büyük bölge için hangisi? 4 x eksi 1. O zaman 1'den 4'e integral aldığımda neyi kullanacağım? 4 x eksi 1'i kullanacağım. Aldım integralini. 4 x kare bölü 2'den 2 x kare eksi x sınırlarımız 1'den 4'e. 4 verirsem 16 kere 2 32 eksi 4'ten 28. 1 verirsem 2 eksi 1'den 1. Cevabımız 27 gelecektir. fx eksi 1 fonksiyonunu vermiş. fx fonksiyonunun integralini istiyor bizden. O zaman fx eksi 1'i fx'e dönüştüreceğiz. Nasıl? x gördüğümüz yere x artı 1 yazarak. x artı 1 yazarsam şuradan birler gider. Geriye ne kalır? fx kalır. Tabi buraya x artı 1 yazınca içeride x gördüğüm her yere ne yazacağım? x artı 1 yazacağım. Bunun sonucunda fx eşittir. Ne olacak? 2 x artı 1 Burası 3 oldu. X artı 1 yazarsam X artı 1 büyük eşit 4 gelecek. Buradan da X artı 1 küçük 4 olacak. Düzenlersem ortalığı burası 2X artı 2 şu 3. Burası da X büyük 3. Burada da X küçük 3 gelecektir. Bizden ne istiyordu şimdi? 2'den 4'e fx de istiyor. Artık alabilirim çünkü fx var elimde. Parçalandığı nokta 3 olduğuna göre 3'ten küçük bölge için 3'ü 2'den 3'e 3, e 3 dx artı 3'ten büyük bölge içinde 2x artı 2'yi kullanacağız. 3'ten 4'e 2x artı 2 dx olacak. Aldım integralini ne olur? 3x 2'den 3'e aldım integralini 2x kare bölü 2'den x kare artı 2x 3'ten 4'e. 3 yazarsam 9, 2 yazarsam 6, 4 yazarsam 16, 8 daha 24, eksi 3 yazarsam 9 6 daha 15 yapar. Buradan 3 artı 9'dan aradığımız cevap 12 gelecektir. 2010 LS sorusu fx fonksiyonunu vermiş. fx artı 1'in integralini istiyor. Ne yapacağız? x gördüğümüz yere x artı 1 yazacağız. Tabi her yere. Yazdım hemen şuraya. Ne oldu? 3 eksi x yerine x artı 1 yazarsam eksi x eksi, 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 eksi 1 olur. 2 x gördüğüm yere x artı 1 yazdım. x 3 oldu. x gördüğüm yere x artı 1 yazdım. Küçük 2 x artı 1 büyük eşit 2 oldu. Düzenlersek ortalığı ne olacaktır? Şöyle yazayım. f e, x artı 1 eşittir. Burası 3 eksi 1 2 eksi x. Burası 2 x eksi 1. Ne olacak? x küçük 1 x büyük eşit 1 olacak. Artık integralini alabilirim. Çünkü elimde fx artı 1 var arkadaşlar. sınır neymiş burada? 1'miş. Bize 1'den 3'e sorduğu için 1'den büyük olan bölgedeki integrali alacağım. Parçalamama gerek kalmadı. 1'den 3'e 2x eksi 1'in integrali nedir diye soruyor. Aldım integral'i ne olur? x 2 x 1'den 3'e 3 yazarsak 9 eksi 3'ten 6, 1 yazarsak 1 eksi 1'den 0. Aradığım cevap 6 olarak gelecektir. fx fonksiyonu verilmiş eksi 1'den 4'e fx de eksi 3 ise g4 bölü g eksi 1 nedir diyor arkadaşlar. Ee, parçalandığı kritik noktaya baktığımda 0 olduğunu görüyorum. O zaman integrali 0'a göre bölüyorum. Eksi 1'den 0'a 0'dan 4'e olacak şekilde integrali parçalayacağım. Eksi 1 sıfır aralığında x sıfırdan küçükken neyi kullan diyor? G üstü x eksi 1'i kullan diyor. Kullandım ben de. Sıfırdan 4'e neyi kullanacağım? G üstü x artı 1'i kullan diyor. Ben de onu kullandım. Aldım integrali ne olur? Gx eksi x. Eksi 1'den 0'a. Aldım integrali gx artı x. 0'dan nereye? 4'e. Neymiş bu? 3'müş arkadaşlar. Peki 0'ı yazarsam yerine ne gelecek? g 0 eksi 0 yazmaya gerek yok. Eksi 1'i yazarsam yerine g eksi 1. E 1 yazdım, eksi eksi 1'den artı 1 oldu. Artı 4'ü yazarsam, g 4 artı 4, 0 yazarsam, eksi g 0 artı 0 0 yazmaya gerek yok. Düzenlersek burayı ne olduğunu görüyorum? G0'ların gittiğini görüyorum. Eksi 1 artı 4 3'e eşit. Bunlar da giderler. Geriye ne kalır? G4 eksi G eksi 1 kaldı. Eksi 1 artı 4 daha 3 yaptığı için burası 0 oldu arkadaşlar. Buradan G4'ün ne olduğunu gördüm. G eksi 1'e eşit olduğunu gördüm. Yani bu oran ne eşit? 1'e eşit. Arkadaşlar fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. gx fx'e bağlı olarak verilmiş. Eksi 2'den 3'e gx x integralinin değeri nedir diyor arkadaşlar. x ekseninin üzerindeki grafiğin olduğu bölgelerde fx pozitif arkadaşlar. Grafik x ekseninin altında ise fx nedir? Negatiftir. O zaman fx'in sıfırdan büyük eşit olduğu bölgeler neresi olacaktır? 0, 5 aralığı olacaktır. Burada e, sınırlarımız kapalı fx'in sıfırdan küçük olduğu aralık nedir? Eksi 4 ile 0 aralığı olacaktır. Peki eksi 2'den 3'e gx eksi artık nasıl alabiliriz? Kritik noktamız ne burada arkadaşlar? 0, sıfır, 0'a göre parçalayarak alırız. Eksi 2'den 0'a, 0'dan nereye? 5'e. Peki eksi 2'den 0 sıfır alırken 0'dan küçük bölge olacak. Ne alacağız? Eksi X'de x dx alacağız. Artı yazmıştık zaten. Sıfırdan 5'e alırken ne yapacağız? Sıfırdan 5'e şurayı kullanacağız. X kare dx alacağız. Alalım integrali ne olur? Eksi x kare bölü 2. Eksi 2'den 0'a. Artı x küp bölü 3. Sıfırdan 5'e. Yazarsak arkadaşlar bu işlemlerin sonucunda ne gelecektir? 11 aradığımız cevap olacaktır. Mutlak değerli fonksiyonların integrali alınırken mutlak değerin içine sıfır yapan noktaya göre yani kritik noktaya göre integral parçalanır ve buna göre integral alınır. İntegralinin değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Mutlak değerin içine sıfır eşit x eksi 1'i sıfır eşitlersem x gelecektir? 1. Bir. 1'e göre işaret incelemesi yapıyorum. 1'in sağında pozitif solunda ne olacaktır? Negatif olacaktır. O zaman bu ifadeyi 1'e göre parçalıyorum. Eksi 1'den 1'e 1'den 4'e olacak şekilde. Eksi 1'den 1'i aldığımda eksi alacağım arkadaşlar. x 1 eksi ile çarparsam ne olur? 1 eksi x de eksi olacaktır. 1'den 4'e alırsam artı olacaktır. Yani x eksi 1 de x şeklinde çıkacaktır. Aldığım integrali ne olur? x eksi x kare bölü 2 eksi 1'den 1'e artı x kare bölü 2 eksi x nereden nereye? 1'den 4 arkadaşlar. Peki değerleri yerine yazdığımda ne gelir arkadaşlar buradan? 13 bölü 2 gelecektir. İntegralinin değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Mutlak değerli ifadenin köküne bakıyorum hemen. Nedir? 2'dir. 2'ye göre işaret incelersem sağında pozitif, solunda negatif olacak. Peki solunda olursa nasıl çıkar? 2 eksi x olarak çıkar. x ile çarparsam eksi 2'den 2'ye kadar alırken ne olacak? 2 x eksi x kare olacak x artı 2'den 3'e alırken artı olacak. x eksi 2 ile eksi çarparsam x kare eksi 2x olacak. Aldım integrali ne olur? 2x kare bölü 2'den x kare eksi x küp bölü 3 olacaktır. Eksi 2'den 2'ye aldım integrali x küp bölü 3 eksi x kare nereden nereye? 2'den 3 olacaktır. Sınır değerlerini yazdığımda cevap eksi 4 olarak gelecektir integralin değeri kaçtır diyor. Mutlak değerli ifade var. İçini 0 eşitleyeceğim arkadaşlar. X parantezini alırsam burayı. Ne olur? X eksi 4. Buradan hangi kökler geldi? Şurada 0. Buradan 4 geldi. Hemen tablo oluşturuyorum. 0'dan 4'e. Sağda işareti artı. X karenin işareti. Kökü geçtim eksi. Kökü geçtim artı. Eksi 2'den 4'e diyor. Sınırlarımız 0 ve 4 şeklinde parçalanacak. Ne alacağım? 2'den 0 alacağım integrali ve 0 alacağım 4 alacağım arkadaşlar. Eksi 2'den 0 alınca e, ne olacak? 2 ile 0 şurada arkadaşlar. Pozitif alacağım aynen çıkacak. X kare eksi 4 x dx olacak. Artı 0'dan 4 alırken ne olacak? Şurası olacak bu defa. Eksi ile çarpılarak gelecek. Ne olur o? 4 x eksi x kare olacak. Dx. İntegrali alıyorum arkadaşlar. x küp bölü 3 eksi 4x kare bölü 2'den 2x kare olacak. Eksi 2'den 0'a. Artı integral alıyorum 4x kare bölü 2'den 2x kare eksi x küp bölü 3 olacak. 0'dan 4'e. Sınır değerlerini yazalım. 0 yazarsam 0 eksi burası neydi? Eksi 2 idi. Eksi 2 yazarsam eksi 8 bölü 3 eksi 2'nin karesi 4 çarpı eksi 2'den eksi 8 oldu. Artı 4'ü yazarsam 32 eksi 4'ün küpü bölü 3, 64 bölü 3. Eksi 0 yazarsam 0. Buradan gerekli işlemleri yaparsak cevabımız 64 bölü 3 olarak gelecektir. İntegralinin değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Mutlak değer x artı 2, mutlak değer x eksi 3. Köklerine bakalım. Bunun kökü nedir? Eksi 2. Şunun kökü artı 3 arkadaşlar. Tabloda gösterelim bunu. Şöyle şurası x artı 2 olsun. Burası x eksi 3 olsun. Kökler nelerdi? Eksi 2 ve 3'tü. Şöyle çizersek. X artı 2, eksi 2'nin sağında pozitif, solunda negatiftir. X eksi 3, 3'ün sağında pozitif, solunda negatiftir. Sınırlarımız nelermiş? Eksi 2'den 3'e imiş arkadaşlar. Bu bölgede, şu bölgede arkadaşlar. X artı 2 pozitif, x eksi 3 negatif olacak. Bu aynen çıkacak. Bu ise 3 eksi x olarak çıkacak. Buradan x'ler giderse ne kaldı orada? Sadece 5 kaldı. Alırsak integralini 5x, eksi 2'den 3'e, 3 verirsek 15, eksi, eksi 2 verirsek eksi 10. Buradan ne gelecektir? 25 gelecektir. İntegralinin değeri kaçtır demiş. Şu ifadenin deltasına bakıyorum arkadaşlar. Da B kare eksi 4 ac 1 eksi 4 çarpı 3 çarpı 1. Ne olur? 1 eksi 12'den eksi 11 sıfırdan küçük. Demek ki kök yok burada arkadaşlar. Peki buranın kökü ne? 1. Onun işaretini inceleyelim. Sağda pozitif, solda negatif. Negatif olursa 1 x olarak çıkacak. Pozitif olursa x 1 bir olarak. 1'e göre parçalayalım integrali. Eksi 1'den 1'e, 1'den 3'e olacak arkadaşlar. Eksi 1'den 1'e işlem yaparken alttakini yapıyorduk. Burada ne var? 3x kare, eksi x eksi x daha, eksi 2x, artı 1 artı 1 daha, artı 2. Dx olacaktır. Artı 1'den 3'e işlem yaparken pozitif alacağız. Yukarıya alacağız. Toplarsak 3x kare. Eksi x artı x birbirini götürdü. Artı 1 eksi 1 götürdü. Dx oldu. Aldım integralini. 3x küp bölü 3'den x küp. Eksi 2x kare bölü 2'den x kare. Artı 2x oldu. Eksi 1'den 1'e. Artı 3x küp bölü 3'den x küp 1'den 3 oldu arkadaşlar. 1'i verdim. Ne olur? 1 verirsem 1 eksi 1 0 artı 2'den 2 gelir. Eksi, eksi 1 verirsem eksi 1 artı 1 eksi 2 oldu burası. Eksi 2 de burada eksi 4 geldi. 3 verdim 27. 1 verirsem eksi 1 oldu. Buradan 6, 27 daha 33. 1 çıkarırsam aradığım cevap 32 olarak gelecektir. fx fonksiyonu verilmiş yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Sıfırdan ikiye fx de x diyor. Baktığımda birin kritik nokta olduğunu görüyorum. O zaman parçalıyorum arkadaşlar. Nasıl? Sıfırdan bire ne alacağım sıfır bir aralığında? Bir de x. Sonra birden ikiye bir iki aralığında ne alacağım? Eksi iki de x olacak. Aldım integralini ne olur? x olur sıfırdan bire. Aldım integralini eksi iki x olur. Birden ikiye. Çıkarırsak bir eksi sıfırdan burası bir. İki yazarsak eksi dört. Eksi 1 yazarsak eksi 2. Burası artı 2. Bir de artı 3. 4 çıktı ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. O zaman 1 numara yanlış arkadaşlar. 2'ye bakıyorum. 2'den 5'e demiş fx x. 2'den 5'e 3 var arada kritik nokta. O zaman 2'den bir 3'e alıyorum. Bir de 3'ten 5'e alıyorum. 2'den 3'e ne oldu arkadaşlar? 2 ile 3 aralığında 1 3 aralığındaki gibi. Eksi 2 dx. 3'ten 5'e ne alacağım? 3 dx arkadaşlar. Alalım integralini ne olur? Eksi 2x 2'den 3'e 3x 3'ten 5'e e, alırsak değerlerini yerine yazalım. Ne olur? Eksi 6 eksi 2 yazdığımda eksi 4. Artı 5 yazarsam 15 eksi 9 arkadaşlar. Burası 6 yaptı. Burası da eksi 2. Toplarsak ne yapacak? 4 yapacak. 4 doğru mu? Doğru arkadaşlar. 3 numarada ne diyor? 5'ten 0'a diyor. Bunun yerini değiştirelim. 0'dan 5'e yaptım. Eksi 3'tü ne olur? Artı 3 olur. Peki 0'dan 5'e hesaplamamıza gerek var mı? Yok. 0'dan 2'ye ve 2'den 5'e toplamı ne olacaktır? 0'dan 5'e olacaktır. Eksi 1 ile 4'ün toplamı ne yapacak? 3 yapacak. Demek ki 3 numarada doğru. Doğru cevap D şıkkında. fx 2 verilmiş arkadaşlar. 2'den 7'ye f üstü 3x eksi 1 dx de integralinin değeri kaçtır demiş. İkisini de fx cinsinden yazalım. Önce yukarı yazalım. x eksi 2 x'e dönüştürebilmek için ne yapalım arkadaşlar? x yerine x artı 2 verelim. x yerine x artı 2 verdiğimizde burada x kaldı. x artı 2 yazıyorum. x artı 2 x artı 2. Düzenlersek ne olacak o zaman? fx ne olacak arkadaşlar? x artı 5 e, 2'yi de karşıya atarsak x büyük 3. Burası değişmeyecek 4. 2'ye karşı atarsak x küçük eşit 3 olacaktır. Peki burada da yine x'e dönüştürelim. Ee, ne yapacağız? 3x eksi 1 yerine u diyeceğiz arkadaşlar. Önce sınırları dönüştürelim. x'e 2 verirsem ne olur? 6 eksi 1'den 5. 7 verirsem 21 eksi 1'den 20 olacaktır. Demek ki sınırlarımız 5'ten 20 olacak. Dönüştürülmüş halinde. Peki türevini alalım. 3 de x ne olur? du olur. Dx yerine ne yazacağız? Du bölü 3 yazacağız. Şimdi x büyük 3 için üstteki ifadeyi kullanıyormuşuz. O zaman sınırları değiştirmeye gerek yok. Üstteki ifadeyi kullanabiliriz arkadaşlar. x artı 5'in nesiymiş? Türevinin, türevinin integrali. Buna göre arkadaşlar türev ile integral birbirini götürecek. x artı 5 bölü 3 5'ten 20'ye olacak. 20'yi ye yerine yazarsak ne olur? 25 bölü 3 Eksi 5'i yerine yazarsak 10 bölü 3. Çıkarırsak 15 bölü 3'ten aradığımız cevap 5 olarak gelecektir. Px polinomu yukarıdaki gibi verilmiş katsayılar toplamı kaçtır diyor. Yani P1 nedir diyor arkadaşlar. Bunun bir klasik çözümü bir de pratik çözümü var. Klasik çözümünü yapalım şu ifadenin. Önce integralini sonra türevini alalım. İntegralini t'ye göre alırsam ne olur? 3 t küp bölü 3'ten t küp artı 4 Sınırlarımız eksi 1'den x kare olur. x kareyi yerine yazarsak x üzeri 6 artı 4 x kare eksi x 1 yerine yazarsak eksi 1 eksi 4 olur arkadaşlar. Burası da artı 5 yapar. Şimdi türevini alalım. Bu neydi? D bölü de x var dışarıda. Türevini alırsak ne olur? 6 x üzeri 5 artı 8 x. Sabit ifadenin türevi de 0 olacaktır. Demek ki Px polinomu buymuş. P1 ne olacaktır o zaman buradan? 6 8 daha 14 yapacaktır. Bir de şöyle bir yolda izleyebiliriz arkadaşlar. Eğer sınırlar değişken cinsinden verilmişse yukarının türevini alırız. 2x çarpı x kareyi getirir yerine yazarız. Ne olur? 3x üzeri 4 artı 4 olur. x kareyi t'nin yerine yazdım. E, x karenin karesi x üzeri 4 oldu. E, altta eksi birin türevini aldığımızda sıfır olduğu için onu yazmaya gerek olmayacaktır arkadaşlar. Buradan ne geldi karşımıza? 6 x üzeri 5 artı 8 x geldi. Dikkat edin ilk başta bulduğum ifadeyi de aynı oldu. Katsayılar toplamı dediği için x'e 1 verdik. 6 8 daha 14 oldu. Pratik olarak demek ki sınırın türevini alıp değişkeni yerine yazarak da sonucu bulabiliyoruz. Fonksiyonuna x eşit 0 noktasından çizilen teğetin eğimi kaçtır diyor arkadaşlar yani f üstü 0 nedir diyor bize şimdi baktığımızda burada integral ifadesi var en sonunda da türev almamızı istiyor bizden yani integral dışında türev var sınırlarda değişken cinsinden arkadaşlar o zaman az önceki pratik yolu kullanabiliriz sınırın türevini alıp 2x getirip yerine yazabiliriz U yerine ne yazıyorum? X kare artı 1 yazıyorum. Küpü oldu. Eksi sınırın türevi nedir? 1. Sonra getirip yerine yazıyorum. X artı 1'in küpü oldu arkadaşlar. Burada ne yazmamızı istiyor? Sıfır yazmamızı istiyor. Sıfır yazalım X gördüğümüz yere. Yazarsak sıfırı. Şurası sıfır oldu. Sıfır yazarsak şurası da 1 oldu arkadaşlar. Sonuç ne geldi? Eksi 1 geldi. F üstü X fonksiyonunu vermiş f 2 eksi f eksi 3 nedir demiş arkadaşlar. Şu ifadenin integralini alalım gelirinde çünkü türevlenebilir ve integrallenebilir bir fonksiyon demiş. O zaman x küçük eşit eksi 1 için integralini alırsak ne gelir? Eksi x artı c 1 gelir buradan. Şurada integralini alırsak x büyük eksi 1 için x kare bölü 2 artı c 2 gelir. Buradaki c sabitleri farklı sabitler arkadaşlar. Bizden ne istemiş? F2 eksi F eksi 3 diyor. Bu arada arkadaşlar eksi 1 noktasında ne olmak zorunda? Limit olmak zorunda. O zaman ikisine de eksi 1 yazarsak ne olur? Eksi eksi 1'den artı 1 artı C1 eşit eksi 1 yazarsak Karesi bölü 2'den 1 bölü 2 artı C2 gelecektir. C1'i başa 1 bölü 2'yi sona atarsak C2 eksi C1 ne olacaktır? 1 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 gelecektir. Peki bizden ne istiyordu? F2 eksi F eksi 3. 2'yi nerede yazacağız? Eksi 1'den büyük bölgede. 2'nin karesi bölü 2. 2 olacaktır. 2 artı C2. Eksi F eksi 3'ü nerede yazacağız? Yukarıda. Eksi eksi 3 ne olur? 3 artı C1 olur arkadaşlar. Buradan ne olacaktır? 2 eksi 3 eksi 1 artı C2 eksi C1 olacaktır. C2 eksi C1'de ne bulduk? 1 bölü 2 toplarsak aradığımız cevap eksi 1 bölü 2 olarak gelecektir. Daha önce bakmış olduğunuz ödev testi sorularının çözümüne geçiyorum arkadaşlar. fx olduğuna göre eksi 3'ten 2'ye F(x) x integralinin değerini bulunuz demiş. Eksi 1 kritik nokta integrali eksi 1'e göre parçalıyorum. Eksi 3'ten eksi 1'e ne alacağım? Eksi 1'den küçük değerler için 1'i al aldım. Peki Eksi 1'den 2'ye ne alacağım? Eksi 1'den büyük değerler için de eksi 2 al diyor. Aldım arkadaşlar. 1'in integrali nedir? X. Eksi 3'den eksi 1'e. Artı. Eksi 2'nin integrali nedir? X. Eksi 1'den 2'ye. E buradan değerleri yerine yazarsak ne olur? Eksi 1. Eksi. Eksi 3. Artı. 2 yerine yazarsak. Eksi 4. Eksi. Eksi 1 yerine yazarsak 2. Buradan da. Eksi 1 artı 3'den 2. Buradan da. Eksi 4 eksi 2'den eksi 6 gelir. Toplarsak ne gelecektir? Eksi 4 a şıkkı olacaktır. Gx fonksiyonu olduğuna göre eksi 5'ten 5'e gx dx nedir demiş arkadaşlar. Kritik noktamız nedir? 0. O zaman 0'a göre parçalıyorum. Eksi 5'ten 0'a ne alacağım? Eksi 1 dx. 0'dan 5'e ne alacağım? 1 dx. Peki alalım integrali. Ne olur? Eksi x. Eksi 5'ten 0'a x 0'dan 5'e. 0 yazarsam yerine 0, eksi, eksi 5'i yazarsam artı 5, beş, artı 5'i yazarsam 5, eksi 0 yazarsam 0. Topladığımda da ne gelecek? 0 gelecek. fx ifadesi yukarıdaki gibi olduğuna göre eksi 2'den 3'ü fx x nedir demiş arkadaşlar. E, neye göre parçalayacağız? Bir noktası kritik nokta olduğuna göre 1'e göre. Eksi 2'den 1'e ne alacağım? 1'den küçük değerler. 3x kare eksi 1 artı 1'den nereye alacağım? 3'e hangisini alacağım? 2 de eksi olacak. Alalım integrali. 3x küp bölü 3'ten x küp eksi x eksi 2'den 1'e artı 2x 1'den 3'e arkadaşlar. Buradan 1 yazarsak yerine 1 eksi 1'den 0 eksi eksi 2 yazarsak eksi 8 artı 2'den eksi 6 olacaktır. 3 yazarsam 6, 1 yazarsam 2. Buradan 6, 6 daha 12. 2 çıkarırsak 10 değerine ulaşacağız. fx olduğuna göre x'i 2'den 5'e fx de eksi in integralinin değeri nedir demiş arkadaşlar. Peki kritik noktamız neresi? 2. 2'ye göre parçalayalım. Eksi 2'den 2'ye 2'den nereye alacağım? 5'e alacağım. 2 2 aralığında neyi kullanacağım? x küçük 2'yi o da x'i 10 arkadaşlar. Artı 2'den 5'e neyi kullanacağım? 4x x'i 1'i kullanacağım. Alırsak integralini ne olacak? x'i 10 x x'i 2'den 2'ye artı aldım integralini 2x kare x'i x nereden nereye? 2'den 5'e. Sınır değerlerini yerine yazdığımızda sonuç ne gelecek? x'i 1 gelecek. Olduğuna göre, fx olduğuna göre, eksi 3'ten 4'e integrali ne olur demiş arkadaşlar. Kritik noktamız neresi? Eksi 2. O zaman nereden nereye parçalayacağız? Eksi 3'ten eksi 2'ye, eksi 2'den 4'e parçalayacağız arkadaşlar. Peki, eksi 3, eksi 2 aralığında neyi kullanacağız? X'i, eksi 2, 4 aralığında neyi kullanacağız? X kare, eksi 3'ü kullanacağız. Aldım integralini ne olur? x kare bölü 2 3'ten eksi 2 artı x küp bölü 3 eksi 3 x 3x, nereden nereye eksi 2'den 4'e. Önce üst sınırı sonra alt sınırı üst sınırı alt sınırı yerine yazarsak cevabımız 7 bölü 2 olarak gelecek. İntegralinin değeri kaçtır demiş arkadaşlar. Mutlak değerli ifade var. Köküne bakıyorum hemen. Köküne 0. Sıfırın sağında pozitif, solunda negatif alacağım arkadaşlar. O zaman eksi 3'ten 0 aldığımda eksi x alacağım. Artı sıfırdan 5'e aldığımda ne alacağım? Artı x alacağım. Buradan integral alırsak, şurası eksi 3'tü. Integral alırsam eksi x kare bölü 2 eksi 3'ten 0'a artı integral aldığımda x kare bölü 2 sıfırdan 5'e olacaktır. 0 yazarsak 0, eksi 3 yazarsam Önünde de eksi var. Ne olur? 9 bölü 2 eksi 9 bölü 2. Artı 5 yazarsam 25 bölü 2 olacaktır. 25 9 daha 34. Yarısı 17. Aradığımız cevap B şıkkında. İntegralinin değeri kaçtır demiş arkadaşlar. Mutlak değerin kökünün 3 olduğunu görüyorum. O zaman 3'e göre düşünürsem 3'ün sağı pozitif, solu negatif olacak. E, 0'dan 6'ya demiş. O zaman 0'dan 3'e alırsam negatif alacağım. 3 eksi x dx. Artı 3'ten 6'ya ne alacağım? Pozitif alacağım. Aldım integrali. 3x eksi -x, x kare bölü 2 0'dan 3'e. Aldım integrali. x kare bölü 2 eksi 3x 3'ten 6'ya. Değerleri yerine yazdığımızda ne gelecek? 9 gelecek. İntegralinin değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Mutlak değerinin köküne baktığımda kökünün ne olduğunu görüyorum. 0. 0'ın Sağında ne olacak? Pozitif. Solunda negatif olacak arkadaşlar. O zaman integrali ben eksi 2'den 0'a ve 0'dan 2'ye olacak şekilde parçalıyorum. 0'ın altında olduğunda negatif oluyor. Eksi x kare olacak burası. Artı 0'dan sonra pozitif oluyor. Artı x kare olacak. İntegral alırsam eksi x küp bölü 3 olacak. Eksi 2'den 0'a. Burada integral alırsak x küp bölü 3 sıfırdan 2 olacak. Buradan da değerleri yerine yazarsak ne gelecek arkadaşlar? 0 gelecek. İntegralin değeri kaçtır demiş arkadaşlar. Nedir bu? Mutlak değer x artı 1. Kökü nedir? Eksi 1. Eksi 1'e göre incelersem sağında pozitif solunda negatif. O zaman eksi 1 var mı burada? Eksi 1 yok kök olarak. 0 1 aralığında demiş. O zaman sadece pozitif değerler alacağım. 0'dan 1'e x artı 1 olarak alacağım bunu. dx bu da ne oldu? x kare bölü 2 artı x sıfırdan 1'e 1 Bir yazarsak 1 bölü 2 artı 1 ne olacaktır? 3 bölü 2 olacaktır. 0 yazınca 0 olduğu için yazmaya gerek görmedim. fx ifadesini vermiş. Buna göre eksi 2'den 0'a fx artı 1 de eksi bulunuz demiş arkadaşlar. Bunu fx'e dönüştürmek istiyorum. Yani x artı 1 yerine ne gelsin istiyorum? U gelsin istiyorum. Önce sınırları dönüştürelim. x yerine eksi 2 verirsek eksi 2 artı 1 eksi 1 olacaktır. U eksi 1 olacak. 0 verirsek de 0 artı 1 1 olacak. Yani yeni integralin sınırları eksi 1'den 1 olacak. Peki türevini alırsak dx yerine ne gelecek? du gelecek. Yani fx artı 1 yerine ben yazarsam u yerine de direkt x yazdım. dx yerine du geliyormuş. du'nun yerine de tekrar dx yazdım. Yani şu ifade ne oldu? Eksi birden biri fx dx oldu arkadaşlar. Yani ne oldu? İçerisini bir azalttığımda sınırlar ne oldu? Bir artmış oldu. Peki artık integral ne alabilirim? Eksi birden bire dediği için birden küçük değerler için neyi kullan diyor? 2x'i kullan diyor. Kullanalım o zaman. Eksi birden bire 2x dx oldu arkadaşlar. Peki integral alırsak ne olacak buradan? x kare gelecek. 2x kare bölü 2'den. Eksi birden bire. 1 bir yazarsak 1. Eksi. Eksi 1 yazarsak 1. Cevap ne gelecek? 0 olarak gelecek. F üstü x'i vermiş arkadaşlar. F3 de 6'ymış. F'te nedir diyor arkadaşlar. Bu ifadenin integralini alalım. fx'i bulalım. Nedir? 4'ün integrali. 4x artı c1'dir. Nerede bu? x küsük 2'de. 2x eksi 3'ün integrali. x kare eksi 3x artı c2'dir. Bu nerede? x büyük eşit 2'de. Peki bize ne demiş? F3 eşit 6 demiş. Ama önce 2 noktasında limit olduğu için bunu bir alalım arkadaşlar. 2 yazıyorum 2 ifadede. 8 artı C1 eşit olacak. 2 yazdım. Karesi 4 eksi 6 artı C2. Buradan C2 eksi C1 ne geldi? Şurası eksi 2 oldu. Karşıya atınca 10 geldi arkadaşlar. F'te 3 neymiş arkadaşlar? 6'ymış. 3'ü nerede yazıyorum? Burada. 3 yazarsam 9 eksi 9 artı C2 neymiş? 6. Buradan 9'lar giderse C2 ne oldu? 6 oldu. Buradan c 2 6 verirsem C1'i başa gönderdim. 6 eksi 10 ne oldu? Eksi 1 oldu C1. Bizden ne istiyor? F'de 0 istiyor arkadaşlar. F'de 0 nerede yazarım? X küçük 2 için 0 yazarsam cevap neymiş? C1'miş. Onu da ne buldum zaten? Eksi 4 buldum. Fx ifadesini vermiş olduğuna göre diyor. F üstü 1 ifadesinin değeri kaçtır demiş arkadaşlar. Sınırları değişken cinsinden vermiş ve sonra türevi sormuş arkadaşlar. O zaman pratik olarak ne yapabiliriz? Yukarının türevini alalım. 4x çarpı ifadeyi getirip t'nin yerine yazalım. Ne olur? 2 çarpı 2x kare eksi 3. Eksi alttaki ifadenin türevini alırsak 0 olur. Yazmaya gerek kalmaz arkadaşlar. Burada ne yazalım diyor? 1 yazalım diyor. 1 yazarsak ne olur arkadaşlar? 2 kere 2 4 eksi 3 1, 4 e, kere 1 ne olacaktır? 4, aradığım cevap olacaktır. fx ifadesini vermiş. fx fonksiyonunun eksi 1 hapsisi noktasındaki türevi kaçtır demiş arkadaşlar. Yine pratik olarak yapalım. Buranın türevi 2x çarpı yerine yazıyorum. t yerine x kare yazarsam ne olur? 4 artı 1 olur. 2x'in türevi 2 çarpı 2x'i yerine yazıyorum. 2x'in karesi ne olur? 4x kare artı 1 olur. Ne diyor? Eksi 1 noktasındaki türevi diyor. Yani x yerine ne yazın diyor? Eksi 1 yazın diyor. Yazarsam eksi 1'i ne olur? Eksi 1, eksi 1, eksi 1 yazdım. Üzeri 4, 1, 1 artı 1, 2 oldu. Şurası da eksi 2 çarptım eksi 4 oldu. Burada karesi 1, 4, 1 daha 5. 5 çarpı eksi 2 ne olacaktır? Eksi 10 olacaktır. Cevabımız da eksi 14 olarak gelecektir. fx ifadesi şekildeki gibi olduğuna göre sıfırdan ikiye integralini alınız demiş. Kritik noktası ne arkadaşlar? 1. O zaman integrali sıfırdan biri e, 1'den 2'ye olacak şekilde parçalayacağım. 0 1 arasında hangisi geçerliymiş? 3x kare dx. 1 2 arasında 2x dx. Aldık ki 3x küp bölü 3'ten x küp sıfırdan 1'e Artı 2x kare bölü 2'den x kare 1'den 2'ye. Şurada 1 var. Peki 1'i yazarsak 1, eksi 0, 0 yazdım. 2 yazarsam 4, eksi 1 yazarsam 1. Bu da ne olur? 3, 1 daha 4 edecektir. fx olduğuna göre eksi 1'den 1'i fx de x integralinin değeri nedir demiş arkadaşlar. sınıra bakıyorum. Daha doğrusu kritik noktaya bakıyorum. Nedir o? 0 arkadaşlar. Dolayısıyla integrali x'i 1'den 0'a, 0'dan 1'e olacak şekilde parçalıyorum. Peki, x'i e 1, 0 aralığında hangi fonksiyon geçerliymiş? x artı 1. 0, 1 aralığında hangisi geçerliymiş? x kare. Buradan integralini alırsam, x kare bölü 2 artı x, x'i 1'den 0'a, integralini alırsam, x küp bölü 3, 0'dan 1 olacaktır. 0 sıfır yazarsam, 0, x'i 1 yazarsam, 1 bölü 2 eksi 1 olacaktır. 1 yazarsam 1 bölü 3 0 yazarsam 0 olacak. Düzenlersek burayı ne gelecek arkadaşlar? 5 bölü 6 gelecek. fx fonksiyonu tablodaki gibi olduğuna göre eksi 2'den 2'ye fx de eksi integralinin değerini istemiş arkadaşlar. Kritik noktası ne arkadaşlar? Eksi 1. Eksi 1'e göre parçalıyorum. Eksi 2'den eksi 1'e eksi 1'den 2'ye alıyorum. Eksi 2 ile eksi 1 arasını alırsam nereyi kullanacağım? Eksi 1'den küçük bölgeyi 4x küp dx. Eksi 1 ile 2 arasını alırsam nereyi kullanacağım? Eksi 1'den büyük bölgeyi eksi 4x'i kullanacağım. Aldım integralleri 4x üzeri 4 bölü 4'ten x üzeri 4 eksi 2'den eksi 1'e eksi 4 x kare bölü 2'den eksi 2 x kare. O da eksi 1'den 2'ye arkadaşlar. Sınır değerlerini yerine yazarsam Cevabın ne geldiğini göreceğim. Eksi 21 geldiğini göreceğim. 1'den 5'e x kare eksi 6 x artı 9'un kare kökünün dx'in integralinin değeri kaçtır demiş arkadaşlar. E, baktığımda bunun x eksi 3'ün karesi olduğunu görüyorum. Kökten dışarı çıktığında ne olacak? Mutlak değer x eksi 3 olacak. Peki bunun kökü ne arkadaşlar? 3. Hemen tablo yaparsam artı eksi olacak. 3'ün solunda yani 1 3 aralığında bu negatif çıkacak. 3 eksi x. 3'ün sağında yani 3 5 aralığında pozitif çıkacak. x eksi 3. Aldık integralini 3 x eksi x kare bölü 2 sınırlar 1'den 3'e. Aldık integralini x kare bölü 2 eksi 3 x sınırlar 3'ten 5'e. Sınır değerlerini yerine yazdığımızda cevabın 4 geldiğini göreceğiz. İfadesinin değeri kaçtır demiş. Mutlak değerin içine baktığımda 2x olduğunu görüyorum. 0 eşitlediğince de gelir 0. 0'ın sağında pozitif, solunda negatif olacak. O zaman 0'dan küçük bölgeler için bunu ne alacağız? Ee, negatif alacağız. -2x. 4x (-2x)'ten 6x olacak. 0'ın sağında olursa 4x 2x'ten 2x olacak. Yani -4'ten 0'a kadar 6x alacağım. 0'dan 1'e kadar 2x alacağım. Peki alalım integralini. 6x kare bölü 2'den 3x, x'i 4'ten 0'a, 2x kare bölü 2'den x kare, pardon şu da x kareydi, 0'dan 1'e. 0 yazarsam 0 eksi, eksi 4 yazarsam 16 kere 3, 48 artı 1 yazarsam 1, 0 yazarsam 0. Buradan eksi 48 artı 1'den cevabımız eksi 47 gelecektir. fx tablodaki gibi olduğuna göre eksi 2'den 3'e f2x artı 1 de x integralinin değeri kaçtır demiş arkadaşlar. Yukarıda da 2x artı 1'i elde edelim. x gördüğüm yere 2x artı 1 yazıyorum. Burada da 2x artı 1 yazdım. 2x artı 1, 2x artı 1 yazdım. Düzenlersem ne olacak? f2x artı 1 eşittir. 2x artı 1 bir daha. 2x artı 2 olacaktır. 2x artı 1 küçük 1'den 2x küçük 0, x küçük 0 olacaktır. 2x artı 1 eksi 1'den burası 2x, burada da x büyük 0 gelecektir. Eşitlik varmış, x büyük eşit 0. Buna göre arkadaşlar, eksi 2'den 3'e diye sormuş bize, e 0'dan küçük bölgede ne alacağız? Eksi 2'den 0'a 2x artı 2'yi alacağız. Dx artı Sıfırdan 3'e ne alacağız arkadaşlar? 2x dx alacağız. Aldım integralini. 2x kare bölü 2'den x kare artı 2x eksi 2'den 0'a artı 2x kare bölü 2'den x kare 0'dan 3'e. Buradan 0 yazarsak 0 eksi eksi 2 yazarsak 4 eksi 4'ten 0. Artı 3 yazarsak 9 0 yazarsak 0 cevabımız buradan 9 olarak gelecektir. İntegralinin değeri kaçtır demiş. İfadeyi çarpanlara ayırıyorum. Neler var çarpan? 1 ve 2. Hangisi eksi? Şu eksi olsa toplam eksi olur. Demek ki 1 eksi. O zaman kökler neler? Eksi 2 ve 1. İşareti incelersek x karenin işareti artı olduğu için en sağda artı, eksi artı olacaktır. O zaman e, integrali de bu işaretlere göre alacağız. Eksi 1, 3 demiş sınırlar 2 eksi 2 ve 1'e göre parçalanacak arkadaşlar. Eksi 2 burada değil ama 1 burada. Dolayısıyla integrali eksi 1'den 1'e 1'den 3'e alacağım. Eksi 1, 1 aralığında nereyi kullanacağım? Eksi bölgeyi kullanacağım için eksiyle çarpıyorum. Eksi x kare eksi x artı 2 de eksi oldu. Artı 1'den 3'e alırken pozitif bölgeyi kullanacağım. Aynen çıkacak burada da. De eksi olacak. Buradan integralini alıyorum. Eksi x karenin integral nedir? Eksi x küp bölü 3. Eksi x'in integrali eksi x kare bölü 2 artı 2x olacaktır. Eksi 1'den 1'e. Burada integral alırsak x küp bölü 3 artı x kare bölü 2 eksi 2x olacaktır. 1'den 3'e sınır değerlerini yerine yazdığımızda cevap 12 olarak gelecektir. İntegralinin değeri kaçtır demiş. İki farklı mutlak değerli ifade görüyorum burada. Kökleri neler? Bunun 4, şunun da 3 arkadaşlar. Hemen inceleyelim işaretini. 3 4 e, nelerdi? x bu neydi? 4 x. Buradan 3 bunun kökü, 4 bunun kökü arkadaşlar. x, x 3 sağda artı, artı şurada eksi olacak. 4 x, x sağda eksi, burada artı olacak. Buna göre arkadaşlar 1'den 5'e demiş. Bu aralıkta neler var? 3 ve 4 var. Bir 1'den 3'e alacağım. 3'ten 4'e alacağım. 4'ten 5'e alacağım. 1'den 3'e alırken x eksi 3'ü negatif çıkaracağım. Negatif çıkarsa ne olur? 3 eksi x. Peki 4 eksi x'i aynen çıkaracağım. Bu aynen çıkıyor. Önünde eksi var. Eksi ile çarpışırsa x eksi 4 olacak. Sonunda d eksi var artı. Devam edelim. Sonra 3-4 aralığına bakıyorum. İkisi de aynen çıkacak. x eksi 3 bu aynen. Burası da 4 eksi x çıkacak. Eksi ile çarparsam x eksi 4 olacak. Dx artı 4'ten 5'e şey. bu defa ne olacak? x eksi 3 aynen çıkacak. x eksi 3 4 eksi x eksi ile çarpılarak çıkacak. Önünde de eksi var. Artı olur. Artı 4 eksi x olacak. Düzenlersek ortalığı x'ler gider. 3 eksi 4 ne olur? 1'den 3'e eksi 1 de eksi olur. Burada 2x 3'ten 4'e 2x eksi 7 de olacak. Artı burada 4'ten 5'e yine x'ler gidecek. 4 eksi 3 1 de olacak. İntegralini alırsak eksi 1'in integrali x 1'den 3'e şu ifadenin integrali 2x kare bölü 2'den x kare eksi 7x 3'ten 4'e artı bu şu ifadenin integrali x 4'ten 5 olacak. Sınır değerlerini yazdığımızda cevabın eksi 1 geldiğini göreceğiz. İntegralinin değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Şu ifadenin kökü yok. x kare artı 1 sıfır eşitlenirse bunu sağlayan bir x değeri olmaz. x kare eksi 4 sıfır eşitlersek x kare 4 x artı eksi 2 gelecektir. Hemen tabloyu yapıyorum artı eksi 2 artı eksi artı olacak. X kare pozitif olduğu için en sağda pozitif olacak. Peki buna göre integrali parçalayacağım. Eksi 2 ve artı 2 kritik noktalarım. Bu aralıkta ne var? 2 var. O zaman burası 1'den 2'ye 2'den 3 olacak. Peki 1'den 2'ye olursa neyi alacağım arkadaşlar? birden 2 aralığı negatif olacak. Burası negatif çıkacak. Nasıl çıkar? 4 eksi x kare. Burası hep aynı çıkıyor zaten. x kare artı 1. Bunlar giderse burası ne olur? 5 olur. 5 x. Peki 2'den 3 e alırsam ne olacak? Pozitif alacağım. Burası x kare eksi 4 olarak çıkacak. Toplarsak ne olur burası? 2 x kare eksi 3 olacaktır. Aldım integralini 5x birden 2'ye. Aldım 2x küp bölü 3 eksi 3x 2'den 3'e. Sınır değerlerini yerine yazdığımızda cevabın 44 bölü 3 olduğunu göreceğiz. A artı B 2 olmak üzere A'dan B'ye mutlak değer x eksi 1 5 olduğuna göre A çarpı B kaçtır demiş arkadaşlar. Mutlak değerin kökünün ne olduğunu görüyorum. 1 olduğunu görüyorum. O zaman integrali A'dan 1'e ve 1'den B'ye olacak şekilde parçalıyorum. 1'den küçük olan bölgede ne olur? 1 eksi x olur. 1'den büyük olan bölgede x eksi 1 olarak çıkar. Bu neye eşitmiş? 5'e. Alırsak integral'i x eksi x kare bölü 2. Nereden e neye? A'dan 1'e. Aldım. x kare bölü 2 eksi x. 1'den b'ye. Eşittir 5'e. Buradan 1 yazarsak 1 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2. Eksi a yazarsak ne olur? a eksi a kare bölü 2 olur arkadaşlar. Artı burada da b yazarsak b kare bölü 2 eksi b eksi 1 yazarsak 1 bölü 2 eksi 1'den eksi 1 bölü 2 olacaktır. Bu da 5'e eşitmiş. Düzenlersek ortalığı arkadaşlar şuradan artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 de burada var. 1 gelecek. Şurası eksi a artı a kare bölü 2 burası da artı b kare bölü 2 eksi b olacaktır. Eşitmiş 5'e arkadaşlar. Buradan düzenlersek ortalığı şöyle yukarı alalım. Ne olur? 1'i karşıya attım. 4 Burada da ne kaldı? Eksi parantezinde eksi parantezinde a artı b. Burada ne kaldı? a kare artı b kare bölü 2 kaldı. a artı b'yi ne vermiş bana? 2 olarak vermiş. Karşıya şey atarsam 6 olacak. 2'yi de yanına gönderirsem a kare artı b kare ne gelecek? 12 gelecek. Şimdi elimizde a kare artı b kare var 12 olarak. a artı b de 2 olarak var. a çarpı b istiyor. a kare artı b kareyi nasıl yazabilirim ben? A artı B'nin karesi eksi 2 AB olarak. Bu ne eşitmiş? 12'ye. Peki A artı, artı B neymiş? 2 karesi 4. Attım karşıya 8. Eksi 2'ye böldüm. A çarpı B'ne geldi. Eksi 4 olarak geldi. Fx fonksiyonunu vermiş. 0'dan 2'ye. Fx e eksi integrali nedir? Diyor arkadaşlar. Kritik nokta neresi? 1 diye gözüküyor arkadaşlar. Evet 1 mutlak değerin kökü. Burada bir şey yok ama mutlak değerde 1 var arkadaşlar. O zaman e, x 1'den küçükken negatif olacak. 1'den büyükken pozitif olacak. O zaman 0'dan 2'yi nasıl alayım ben? 0'dan 1'e negatif alırsam 1-x eksi eksi olur bu. x küple çarparsam x küp eksi x üzeri 4 olur. Artı 1'den 2'ye alırsam 1'den 2'ye pozitif olacak. x eksi 1 ile çarparsam x üzeri 4 eksi x küp olacaktır. İntegralini alırsam ne olur burası arkadaşlar? x üzeri 4 bölü 4 eksi x üzeri 5 bölü 5 sıfırdan 1'e artı x üzeri 5 bölü 5 eksi x üzeri 4 bölü 4 birden 2'ye. İşlemi sınırları yerine yazıp işlemi yaparsak cevabımız 5 bölü 2 olarak gelecektir. fx fonksiyonunun grafiği çizilmiş arkadaşlar. Eksi 2'den 2'ye mutlak değer x, fx'te x integralinin değeri kaçtır demiş. Öncelikle mutlak değerin kökünün sıfır olduğunu görüyorum. Sıfıra göre bunu Ancak sıfırın solunda farklı bir f fonksiyonu, sağında farklı bir f fonksiyonu verilmiş. Bunların denklemlerini bir kuralım. Doğru denklemi verilmiş arkadaşlar. Eksenleri kestiği noktaları verilen denklemden kurabilirsiniz ama ben daha hızlı bir yol izleyeceğim arkadaşlar. Eğimiz nedir? y bölü xten 2 bölü 3 azalan fonksiyon olduğu için eksi 2 bölü 3. Y ekseni kestiği nokta nedir? Eksi 2. Bu şekilde hızlıca denklemi kurmuş oldum. Eğimiz nedir? 2 bölü 1'den y bölü x 2. Y ekseni kestiği nokta eksi 2 olduğu için denklemimiz 2x eksi 2 olacaktır. O zaman sıfırın solunda integral alıyorum. Eksi 2'den 0 alıyorum. Mutlak değer x ne olacaktır? Eksi x olacaktır. Denklem olarak neyi alacağım? Eksi 2 x bölü 3 eksi 2'yi alacağım. Sıfırın sağında alıyorum arkadaşlar. Sıfırdan nereye? 2'ye. Bu defa artı x olacak. 2 x eksi 2 ile çarpıp integralini alacağım. Düzenlersek burası ne olur? Eksi değil artı 2 x kare bölü 3 artı 2 x olacaktır. Burası da 2 x kare eksi 2 x olacaktır. İntegralini alıyorum ne olur? 2 bölü 3 x küp bölü 3 olur. O da 2 bölü 9 x küp artı 2x kare bölü 2'den x kare olacaktır. Sınırlarımız eksi 2'den 0'a. Burada da integralini alırsam 2x küp bölü 3 eksi 2 x kare bölü 2 ikiler gitti. Sınırlarımız 0'dan 2 olacaktır. Değerleri yerine yazarsak aradığımız cevabın eksi 8 bölü 9 olacağını göreceğiz arkadaşlar.